Astronomlar onlarca yıldır X7 adlı gizemli bir lekenin, Samanyolu'nun kalbindeki süper kütleli kara deliğin etrafında, sürüklenerek nereden geldiğini merak etmelerini izlediler. Kaliforniya Los Angeles Üniversitesi astrofizikçisi, Anna Giurlo liderliğindeki bilim adamlarından oluşan bir ekip, 20 yıllık gözlemleri analiz ederek, X7'nin başlangıçtaki uzunluğunun neredeyse 2 katına kadar uzanan şeklinde, dramatik bir dönüşüm olduğunu ortaya çıkardı. Yapıdaki bu değişiklik, garip lekenin büyük olasılıkla iki yıldız arasında nispeten, yakın zamanda meydana gelen, bir çarpışma sırasında fırlatılan enkazdan oluştuğunu gösteriyor. Giurlo, bu bölgedeki başka hiçbir nesne, bu kadar aşırı bir evrim göstermedi diye açıklıyor. Kuyruklu yıldız şeklinde başladı ve insanlar bu şekli, yıldız rüzgarlarından ya da kara delikten fışkıran, parçacıklardan almış olabileceğini düşündüler. Ancak 20 yıl boyunca onu takip ettikçe, daha da uzadığını gördük. Bir şey bu bulutu kendi yerine koymuş olmalı. Eğer nesne gerçekten de bir enkaz bulutuysa, keşfi galaktik merkezdeki yıldız çarpışmalarının sıklığı ve aşırı yerçekiminin etkileri gibi bazı büyüleyici dinamiklere ışık tutuyor. Sadece birkaç kısa yıl içinde, toz ve gaz bulutu giderek daha fazla spagettileşecek ve Sagittarius A kara deliğine düşecek. Araştırmacılar, X7'yi yıllarca inceleyerek, dünyanınkinden yaklaşık 50 kat daha ağır olan kütlesini hesaplayabildiler. Bir dünya sakini için çok fazla olabilir, ancak uzayda pratik olarak bir hapşırıktır, Jüpiter'in kütlesinin 1/6 birine eşit bile değildir. Enkaz bulutunun pozisyonundaki ve hızındaki değişiklikler, aynı zamanda, yaklaşık 170 yıllık bir periyotla, galaktik merkezin etrafında eliptik bir yörüngede olduğunu gösteriyor. Daha doğrusu, biraz daha birlikte olsaydı olurdu. Simülasyonlar, tek bir yörüngeyi tamamlama şansının olmayacağını gösteriyor. Periastron olarak bilinen yay A'ya en yakın yaklaşımının, 2036'da gerçekleşmesi bekleniyor. Bu noktada, yerçekimi ortamı bulutu parçalayacak ve olay ufkunun ötesinde, geri dönülemez bir şekilde kaybolana kadar, kara deliğin etrafında dönmeye devam edecek, dağınık kalıntılar bırakacak. Bu nihayet gerçekleştiğinde, kim izliyorsa, bazı havai fişekler görebilir. Gökbilimci ve ortak yazar Randy, Samanyolu'nun merkezindeki, süper kütleli kara deliğin yerçekimi kuvvetleri bu nesneyi etkilediğinden, X7'nin şeklindeki ve dinamiklerindeki önemli değişiklikleri, nispeten kısa bir zaman ölçeğinde bu kadar büyük ayrıntılarla görmek, heyecan verici diyor. X7G nesneleri olarak bilinen galaktik merkezin yörüngesinde dönen, diğer gizemli lekelerle bazı benzerlikler paylaşıyor. Bunlar ilk olarak yaklaşık 20 yıl önce keşfedildi ve önemli bir bilmece oluşturdular. Gaz bulutları gibi görünüyorlardı, ancak yıldızlar gibi davranıyorlardı, periastronda uzanıyorlardı, ancak bozulmadan ortaya çıkıyorlar ve yörüngelerini sürdürmek için daha kompakt bir şekle geri dönüyorlardı. Gökbilimciler, G nesnelerinin bir araya gelen yıldızlar olduğunu ve yeni birleşen yıldızın çekim alanı içinde kalan ve onu gözden gizleyen devasa bir malzeme bulutu oluşturduğunu varsaydılar. Ardından 2021'de yayınlanan bir araştırma, bu nesnelerden biri olan G2'nin 3 bebek yıldızı gizleyen moleküler bir bulut olduğunu buldu. Ancak diğerlerinin kimlikleri bilinmiyor. Benzerlikler olsa da X7, G nesnelerinden de önemli ölçüde farklıdır. Evrimi, Sagittarius A'ya doğru uzanırken ve hızlanırken hem şekil, hem de hız açısından G nesnelerininkinden daha dramatik olmuştur. Yani X7, G nesneleri ile aynı türde bir nesne olmayabilir, ancak ilişkili olması muhtemeldir. Bir olasılık X7'nin gazının ve tozunun iki yıldız birleştiği anda, dışarı fırlamış olmasıdır diyor. Bu süreçte, birleşen yıldız, G nesnelerinin tanımına uyabilecek, bir toz ve gaz kabuğunun içine gizlenmiştir. Ve fırlatılan gaz, belki de X7 benzeri nesneler üretmiştir. X7 merkezinde gizlenen bir kütle tarafından bir arada tutulmadığından, G nesnelerinden çok daha kısa bir ömre sahip olması bekleniyor. Türünün diğer örneklerinin henüz tespit edilememesinin nedeni bu olabilir.
-7'nin fışkırdığı birleşmiş yıldız hala orada, galaktik merkezde, kendi ayrı yörüngesinde olabilir. Araştırmacılar, yörüngesinin G nesnesi G3'ünkine çok benzediğini belirtiyorlar ve G3'ün ana nesne olabileceğini öne sürüyorlar. Ancak şu anda diğer olasılıkları göz ardı etmek kolay değil. Örneğin -7, daha büyük bir buluttan sıyrılan bir enkaz parçası olabilirdi. Daha fazla gözlem, onu daraltmaya yardımcı olabilir. Ve tabii ki, -7'yi izlemek kendi başına ilginç ve ödüllendirici olmalı, çünkü kıyametine yaklaştıkça yaklaşıyor. Araştırmacılar, -7'nin sürekli izlenmesi, bu ilgi çekici yapının kalıntılarının, nihai gelgit dağılımıyla sona eren bu aşırı değişikliklere, yakından tanık olmamızı sağlayacak.